Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salat. Telefonu kapatın. Bir de benimkisine bakayım, ne olur ne olmaz. Ben de korkuyorum. Asla fırçalar diye. Oluyor canım. Onun tarafı olabiliyor. Onun için hatırlatıyorum da. Zaten unutan da belli oluyor. İki değişince unutmuşum. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, bu akşam gelenler gelmiş demektir. Gelmişlerdir. Ama çok istifade edeceğine inanıyorum. Çünkü gel abim koy. Koy gel. Bayağı çalıştım bugün. Şimdi dün akşam, dün ne okumuştuk? Mesela nasıl hulasalandırabilirsin Mustafa? Var mı mesela? Diyeceksin ki nereden geliyor? Hepsinde yoktu. Çok vardı abi ya. Bağlantısı çok vardı. Yedinci şuradan başladı. Yedinci şuradan. Ondan sonra misal anlattın. Sedef Hanım. Kız çocuğun mezarlık şeyi vardı ya. Ondan sonra bayağı şeyleri var. O mezarlık çok ilginç değil mi? Evet. Çok etkiledi beni. Bunlar tefekkürü de güzel. Yani oradan o bağlantıyı kurmak çok, o an şeyde çok önemli. İnsanlar hakikaten güzel bir şey. Evet. Hedef evi olunca diğerleri teferruat oluyor. Hedef terzeyle olunca demek ki burası sırf o anada. Buradaki faaliyet vesaire vesaire de hiçbir şey değil. Azar şefa da olsa hiç önemli değil. Hedef neresiydi? Onun eve gitmekti hedefi. Mezarlıkmış. Yanında sen ağlıyorsun. Karşıda birisi var. Onun dünyasında yok ki. Hedefi eve ulaşmak, yemek yemek. Bir Müslümanın da hedefi rıza-i ise diğerleri teferruat oluyor. Burada çekmiş falan yorulmuş veya işte davası için bir sürü sıkıntı yaşamış. Hiç önemli değil. Onları görmüyor. Çünkü hedef farklı. O en etkileyen şey beni şey olmuştu. Çocuğun. Işık. Hem üç tane şey, üç dört tane. Dün mesela bir tanesini söylemeyi unuttum ama şuydu o onu dedi ama tavrını sormadınız. Dedim ki yavrum dedim böyle bir şeyler mırıldanıyor şarkı türkü gibi bir şey de 10 yaşında değil yani kız çocuğu. Elinde poşet büyük ihtimalle ekmek. Ondan sonra şöyle mezarlıklar böyle şey değil ya dikdörtgen. Girişti çıkıştı. Olunca nasıl ki biz tarlalardan yol gitmiyoruz da kestirme gittiğimiz gibi mezarlığın içinde yol. Yoldan gitmiyor. Diyeceğim şu farklı. Şimdi mırıldanıyor. Büyük ihtimalle şarkı bir şey söylüyor yani. 8-9 yaşında kız çocuğu. Yani bende de ağlamak var yani. Veya ciddi bir mahzuniyet var. Çok ama. Yavrum dedim yani. Mezarlıktan geçiyorsun. Şu mezarlar seni hiç etkilemiyor mu? Geçen dünden farklı tavrı şuydu. Yol ya. Yol. Mezarın içinde yol. Çok tuhaf. Yavrum mezarlar ölüler seni dedim hiç alakadar etmiyor mu? Merak etmiyor mu? Yani seni etkilemiyor mu? Deyince yoldu ya böyle. Evine bakıyordu böyle. Poşete gidiyor. Beni bile görmemişti. Mezarlıkta deyince yolun dışındaki şeyleri görmeye başladı. Hedefi belli. Hedef o. Kilitlendi abi. Yolun o zaman gördü yani. Ölü mezarları görmedi. Yol da hayali gidiyordu yani. Yola da çok... Ondan sonra ne etkilendiyse
Amca benim o üçüncü kat var ya lambaya. O bizim ev. He he ben de baktım mı? Annem beni bekliyor. Bir sevdiği var orada. He. Annem beni bekliyor sofrada. Bekliyorlar ben ekmek götürüyorum. Hı hı tamam ya. Yani elindeki malzeme ekmek olmasa yani söylenilen bir şey götürmese çekinerek gidecek. Bulamadım ekmeği. Sofrada bekliyorlar. Lamba yanıyor diyor. İkindiyi geçmiş karanlık gibi basmış. Karanlık etkilemiyor mezarlık onu. Çünkü ışık yanıyor evinde. Işık onu bekliyor. Hava biraz soğuk ama evi sıcak. Aç ama sabrediyor çünkü orada yiyecek. Kimsem yok ama dostlarım orada. Efendim burada korkulacak şeyler var ama biraz sonra zaten çıkacağım buradan. Korkmaya değmez çünkü zaten bitecek şimdi. Mezar yolun bitecek. Bunları düşünüyor mu? Çocukta his var. Bize rağmen çalışıyor ve ona güven veriyor. Bunu Üstad şeyde misal veriyor, Hutbe-i Şamiye'de. Tünelin çıkışında bir çocuk bekliyor tünelin dışında. Tünelde tabii eski trenler, tren çıkıyor tünelde. Üsküler'de böyle kömür yandığı için alev çıkardı. Evet, ondan sonra çıkarken hem bağırıyor hem ateş hem de far yanıyor. Çocuk duruyor diyor rayların yanında. Hiç kaçmıyor. 100 sene önceki diyor, Herkül Yunani, Rüstemi İrani olsa meşhur, cesareti ve şiddeti, orada olsa ölü patlar ve kaçardı diyor. Çünkü canavar gelmiş, içinde de bir sürü insan yutmuş. Işıkta gözüküyor, içinde adamlar var. Ondan sonra doğanın içinden bir canavar çıkmış, beni yemeye geliyor. Ne yapar? Kaçar. Bu çocuk niye kaçmıyor? Çünkü o bir nizama tabidir. Kuralın ve nizam ve intizamına göre hareket ediyor. Onun dışına çıkamaz. O tren ne kadar vahşi dahi olsa nizama tabidir. Nizamı ve ona çizilen yolun dışına çıkamayacağına itikadı ona o cesareti veriyor ki rayların yanında durur. O Herkül Yunani, Rüstemi İrani'ye korkutan, kaçıran, başıboş olduğunu zannetmekten kaynaklanıyor. Biz de o çocuk gibi trende duran veya mezarlıktan geçen 8 yaşındaki kız çocuğunun mezardan etkilenmemesine sebep olan bu saydıklarım biz daha kim olsa biraz sonra zaten bitecek yani. Yani hayattaki mesela yalnızım ama gittiğim yerde anne babam sevdiklerim orada. Açım ama orada doyacağım. Karanlık ama orası aydınlık. Soğuk ama orası sıcak. Affedin bunu piyasasak. Ekmek ne oluyor abi? O zaman annem ev ne oluyor? Amel. Evet. Ameli salih. Ameli salih. Annem baban şahsi manevi. Ve onun efradı. Oradaki sofra İhsan-ı İlahi, Allah'ın vaad-i ilahisi. Evet. Tamam. İşte o mezarlıklar hadiselerdir. Bela musibetler, ölümler, savaşlardır. Evde cennet mi oluyor? Tabi onun cenneti. Biraz sonra gideceğim diyor. Kaygı yok. Evet. Kaygı ve endişe yok. Çünkü hedefine kilitlenmiş. Amca o üçüncü kat bizim ışık yanayır. Bismillahirrahmanirrahim. Çok çekil soru. İnsan, dünki dersin ana fikri buydu. Bugün de ahiret ne kadar lazım? Veya ahiret inancı ihtiyaç mıdır? Ahiret inancı ihtiyaç mıdır? Niçin Allah bunu teklif etmiş, getirmiş?
İnsan sahip hayvanata muhalif olarak şu alan 222. İnsan sahip hayvanata muhalif olarak hanesiyle alakadar olduğu misullü, mesela yuvayı çıkarttıktan sonra hayvan yavruyu büyüttükten sonra çekip gidiyor. Belki de taneyi ondan, onun elinden alıyor. Hanesiyle alakadar olduğu misullü dünya ile alakadardır. Yani Alan Yaylası'nda bir canavar Ani Kovası'ndan Suriye'den hiç değil. Ova yansa umrunda değil. İnsan hanesiyle alakadar olduğu misullü dünya ile alakadardır insan. Akrabi ile münasebetler olduğu gibi, yani akrabasıyla, nevi beşerle de ciddi ve fıtri münasebetlerdir. Yani insanlarla da alakadar, ille böyle akraban, dindaşların, yoldaşların değil. İnsan ya, mesela kafir dahi olsa bir çocuğu, kafirin çocuğu olsa, adı kafir olsa, koca adam dahi olsa, ayının parçalamasını görsen zevk alamaz. İnsanda vicdan olduğu için. İyi misin ustamız? İyisin değil mi? Biraz durgun gördüm. İyi misin? İyi. Kabirden geçtin, ahirete gittin. Ben bir adam altını gidiyorum. Olsun kadar. Hakikaten ahiret ihtiyaç. Zulme uğrayanları gördükçe aciz kalan insan ne diyor? İyi ki ahiret var. Zulme uğraya ben, iyi ki ahiret var diyoruz. İnsan böyledir. Kendisiyle alakadar, hanesiyle alakadar, dünyayla alakadar, akrabasıyla alakadar, insanlıkla alakadardır. Ve dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi, dünyada bekayı arzuladığı gibi, dar ebedide de bekasını aşk derecesini arzuluyor. Daha gitmediği halde orayı inşa etmeye çalışıyor. Hayvanda böyle bir şey yok. Yani buradayken orayı inşa ediyor. Ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları akıl ve kalp ve ruh ve insaniyet mideleriyle tedarik etmeye fıtraten mecburdur, çabalıyor. Bir de okuyorum. Dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi, istemiyor muyuz bekamızı? Dar-ı ebedide de bekasını, aşk derecesini arzuluyor. Aşk derecesinde arzuluyor oradaki bekayı. Yani orası baki olsa. Dünya ağladı. Bari ahiretim ağlamasın. Diyor ya insan, başka yetmiyor bak, midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi, midenin ihtiyacını gidermeye çalıştığı gibi, gidermese bağırıyor değil mi mide? Bağırması zili nedir? Elem. Mide bağırması elemdir. Yani elem alıyor, açlık elemi. Çalıştığı gibi bak, midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları, insanın mesela ruhu, mide var, hemen yan başında kalp var, ruhu var, dimağı var, yani aklı, fikirleri, düşünceleri var. O da mide, o da midedir. O da bir şey istiyor. Bak bir de okuyayım. Midesinin ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları. Ebede kadar uzanan sofra var, sofrada gıda var. Akıl bir, kalp iki, ruh üç, insaniyet dört, mideleri için, mideymiş. Akıl bir midedir. Kalp bir midedir.
Ruh bir midedir. İnsaniyet bir midedir. O da gıdasını istiyor. Doldurmadığın zaman elem duyuyorsun. Elem elem. Sıkıntı duyuyorsun. Ruh mesela mideni vermediğin zaman elem yok mu? Var. Peki ruha vermeyince ne oluyor? Diyoruz. Ruhta elemi bu. Mi açlık ise uf. Oh. Bak böyle ağızdan geliyor ses. Ya çok açım ya. Böyle. Ama ruh ise ağızdan nefes vermiyorsun. Bu da mide. Ya. Bir yerde, bugün bir yerdeydim. Bayağı karabalıktı. Dedi ki, ölümü anlattım. Ve yazdım. Yazdım, bugün de çekti. Ölümü orada anlattım. Bana 3 defa anlattırdılar. Ölümü. Ne kadar ciddi bir ihtiyaç. Bir tanesi geldi, itiraf etti arabaya. Giderken. Diğerine dedi ki, ya lütfen bir kendine vermiş bir şey. Biliyor musun hocam dedi, arabaya binerken kafayı tuttu. Ben emsal bir kadın, Mersin'den gelmiş. Cenazeye evinde. Dedi ki, bu ölüm korkusunda 2 tane ciddi ilaç içiyor. Tamam. Ama bunu keşke daha önce bilseydim dedi, ağlayarak geri gitti. Ne kadar ciddi ihtiyaç değil mi beka? Tabii iman gözüyle bakınca oluyor abi, yoksa azap oluyor işte ilaçlar. Mesela bir okuyayım orayı, o cümleyi. Hı-hı. Üç defa okutturdular. İşte biz de bir sefer dinleyelim mi? Ölümün ürkütücülüğü, bu kadarını söylemiştim bir cümle akşam. Ölümün ürkütücülüğü, hayatı anlamsız kıldığın nispetindedir. Bir daha, ölümün ürkütücülüğü, seni korkutması, hayatı sen anlamsız kıldığın içindir. Oysa ölüm olmasaydı hayat anlamını, manasını bulamazdı. Hayat anlamsız ve manasız olurdu. Yani neyle izah edecektin dünya hadisesini? Yaşarken hiçbir şeyin değeri ve kıymetini bilmezdi. Ölüm yok. Hayatın kıymeti yok. Bilinmezdi. Ölüm yok. Dostlukların kıymeti bilinmezdi. Ölüm yok. Bekayı bilemezdik. Adem Aleyhisselam gibi olurduk. Bekada olduğu halde bekayı bilemediği gibi. Yaşarken hiçbir şeyin değerini, kıymetini bilemezdik. Ölüm olmasaydı önümüzde. Hiçbir şeyi kıblesine koyamazdık. Yani yaratılış gerçeğine göre kullanamazdık. Öteler olmasaydı dünyanın içindekileri yorumlayamazdık. Çünkü bu hayatın sıkıntısına, bu hayattan sonra daha güzel bir hayata iman etme nispetinde hem tahammül ettirir, hem de hoş gösterir. Bir daha bu şu cümle. Çünkü bu hayatın sıkıntısına, Mustafa, bu hayattan sonra daha güzel bir hayata iman etme nispetinde bu hayata tahammül ettirir, hem de bu hayatın her şeyini hoş gösterir.
Zira ölüm korkusu hayatın kıblenamesidir. Hayatı anlamlandıran ölüm gerçeğidir. Ölüm olmasaydı, olmamış olsaydı Adem Aleyhisselam'ın cennetteki durumu gibi olurduk. Cenneti cennet olarak bilemedi. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'ın cenneti cennet olarak bilseydi, yani o sen fanisin, beka bulacaksın bunu yersen. Burası fani. Bulunduğu yer hakikaten cennet olduğunu bilseydi onu yemezdi. Ha? Yemezdi. Hayat nedir sorusuna, Ömer abi burası çok hoşlanıp bakıyor. Hayat nedir sorusuna en iyi cevap ölümdür. Hayat nedir? İzah eden, onu tartan, anlamlandıran ölümdür. Ölüm korkusu aslında bir suçluluk duygusudur. Bazıları ölmeden önce ölmek istemişler. Ellerini böyle yapmışlar, niye sıram gelmedi diye. Ve şebi aruz demişler, evlilik gecesi demişler. Allah'a kavuşma demişler, arzulamışlar, istemişler. Çoğu insan da korkuyor. Onların evlilik gecesi gibi gördüğü bir şeyden, arzuladığı bir şeyden biz korkuyoruz. Çünkü ölüm korkusu aslında bir suçluluk, suçluluk duygusudur. Bu hayatı anlamsız kılan, bu hayattan sonraki hayatı nazara almamaktan, almadan yaşamaktır. Bu hayatı anlamsız kılan, bu hayatı yaşarken ahireti nazara almamaktır. Bu hayatı anlamlandıran, bu hayatın alternatifi olan ahireti, ahiret hayatıdır. Evet. Ahirete, yani hayatı anlamlandıran insan ümitli olur. Dünyada en bahtiyar insan kimdir? En fazla parası olan, serveti olan. Değil değil mi? En bahtiyar insan, unutmayın. Evet, misafirhaneyi telakki etmek. Yani Allah'tan ve ahiretten ümitli olandır. Allah ile ve ahiretle ümitli olan bahtiyar insandır. Diyor ki, inanmak, inanmamak. Ümit, ümitsizlik. Sihat, hastalık. Karanlık, aydınlık gibi zıtların çarpıştığı kavşaktır insan. Zıtların çarpıştığı bir kavşaktır insan. Peki devam ediyorum. İnsanı bu hayat anlamlandırmak bir seçim işidir. Tercih işidir. İman bir seçim işidir. Tercih işidir. Diyor ki, insan seçmesiyle seçilir. Seçişiyle seçilip kıymetlenir. İnsan tercihiyle tercih edilir. Tercihleriyle tercih edilir. Seçimleriyle seçilir. Sevilmesiyle sevilir. Vermesiyle alır insan. Onaylayarak onaylanır insan. Severek sevilir insan. Değer vermesiyle değer alır insan. Acımasıyla acınır insan. Merhametliliği ve affediciliği kadar merhametlenir ve affedilir. Mesela bir misal vereyim. Ruhumdan söyleyeceğim. Mezara çok insan indiren bir insan. Hep Allah ile ümitlendiren bir insan.
hep Allah'ın merhametini anlatan bir insan. Ama bu onu, yani günahlarına perde yapmak manasında değil. Bazıları var böyle, Kur'an söylüyor. Yani günahları işleyip de diyor şeytan, Allah'ın rahmetine güvendirmesin sizi diyor. Yani rezil şey. Ama vazifeni yaptıktan sonra Allah'tan ümit olacağız. Şimdi bir Allah düşünün. Bir insan gayret ediyor ve insanları Allah'a kul olmasına hem sözleriyle hem fiilleriyle uğraşıyor. İnsanları Allah ile ümitlendiriyor. Allah ile kabri sevdiriyor. Çünkü Allahsız bakmak kabir dehşet veriyor. Böyle bir insanı Allah ile ümitlendiren, Allah ile insanları sevindiren, Allah ile kabri yorumlayan, Allah'ın merhametiyle kabre baktıran bir insanı Allah kabirde bırakır mı? İnsanların imanının kurtulması için koşanın Allah imansız eder, şeytana bırakır mı? Ya. Tercihlerinle tercih edileceksin. Tercih edilmen, tercih ediliyorsan neyine? Tercihlerinle tercih edileceksin. Seçimlerinle seçileceksin. Çok anladım. Tercihlerinle tercih ediliyorsun. Hani sormuşlar. Allah acaba bizden razı mı? Bu soruyu bana sorma. Hayatına sor. Amellerine sor. Allah fiillerinden razı mı? Razıysa Allah razı. Diğerleri oyalanmaktır ve tesellidir. İnsan midesinin ihtiyacını giderdiği gibi, ihtiyacını arzuladığı gibi ruhunun da gıdasını gidermeye mecburdur. Yaşanmaz arkadaşlar. Yaşanmaz arkadaşlar, yaşanmıyor. Her şey var. Öyle dedi bana. Anlattım ya, 7 tane fırını var, rezistans yapmış adam, onları yapıp satan, siteyi satan adam. Hocam söyler misin, benim neyim eksik, niye ben huzurlu değilim diyor. Niye huzurlu değilim? Çıkan bir markanın diyor. BMW'yi söylüyor, adam orada cenaze. Çıkan her BMW'yi değiştiriyorum diyor arabamı. Belki mutlu olurum onunla diye diyor. Mutluluğu arıyor arabada. Bazı insanlar gibi telefonda mutluluğu arar gibi. Telefonumu değiştirerek acaba hissiyatım değişir mi? Acaba problemlerim gider mi diye. Hani? Mutluluğu sen hariçte aradın. Oo. Sen mutluluğu hariçte aradın. Mutluluk dışarıda yok. Mutluluk içeride uyandırmaktır. Ne ararsın şan buharada? Hakikati kendinde ara. Sende o. Ne arıyorsan sende. Problem aradığını aradığın yerde olmamasına kaynaklanıyor. Çünkü sen mutluluğu dışarıda aramak demek olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibidir. Mutluluğu dışarıda arayan adam olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibidir. Yani öyle bir şey yok. Ruhunu uyandıracaksın. Ela bi zikrillahi tekmeyle kulub. Ancak kalpler Allah'ı zikretmek, yani iman etmek, tanımak, marifetullah, muhabbetullah'tan sonra lezzet-i ruhani olur. Bak ne sıralıyor Allah aşkına, şuraya bak ya, şuraya bak. Bu tabire bak, hastayım bu tabire. Hangi tabir biliyor musun? Mide diyor ruha. Kalbe mide diyor. Akla mide diyor. Bu beni öldürüyor. Mübalağasız. Yani bunları bana yazdırıyor. Akla mide diyor. Kalbe mide diyor. Ruha mide diyor. İnsaniyetin mi öldü derler ya. İnsaniyetin mi kalmadı? İnsanlık mı öldü? O da mideymiş. Mide. İle bir bu mide değil. Kalp da bir mide. Buna bir şey dolduruyor. Bir kalptir de bu. Dolduracaksın. Kalp da bir kalptir.
Ruh da bir kalptir. Bak midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları bizim ebed arzusu mideymiş. Ki Allah onlara sofra diyor. Maide suresi diyor. Maide ne demek? Değil mi? Semavi sofra. Dünya cinsinden olmayıp dünyada olan sofra. Kur'an. Maide suresi ya. Dünyada olup dünya olmayan. Sofra işte. Oradan gıda ne alacaksın? Alabilirsen. Temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş, ebede kadar uzanan sofraların, sofralardaki gıdaların, sofra, ahiret inancı. Gıdalar, ona uygun çalışmak, dolduracağın kap, akıl, kan, ruh, insaniyet midesini, mideleri için tedarik etmeye, bunları doldurmaya, bunların gıdasını arzulamaya, çalışmaya fıtraten mecburdur. Ve çabalıyor. Ona delil nedir sofra? Ben şimdi beni dinliyor musunuz? Size şimdi tahlil yapacağım. Bak şimdi. Bu sofra neyle doluyor? Tahlil yapacağım size. Şu anda huzur var mı? Kendi demene gerek yok. Şu anda ne kadar huzurluysan o mide, kalbin, ruhun, aklın, mide gıda doluyor demektir. Müjde sana. Yok. Geldiğin andan beri, 15-20 dakikadan beri aynı haleti taşıyorsan fişi takamamışsın demektir. Ha? Eğer bir ferahlık varsa, müjdeler olsun sana, kalbin doluyor demektir. O sofradan maide sofrasından, semavi lahuti sofradan gıdalanıyorsun demektir. Şarj almamak mümkün mü hocam? Mümkünmüş. Varmış bazı. Oluyormuş. Durduğu gibi görünüyor mu? Buldum diyor. Ve öyle arzuları ve matlapları var ki bakın. Dert nereden geliyor? Sığır iki şey istermiş hayattan. Ot ve su. O da her yerde var. Ayakkabı derdi yok. Gözlük derdi yok. Evlilik derdi de yok. Serçeliği de fakat çiftleşir. Zinası da yok. Vatanı da her taraf. Her yer onun. Acayip bir şey ya. Hakikaten dünyaya, dünya için gelinirse hayvan olmak lazım. Yani en kral hayat hayvanların hayatıdır. Ama hayvanlık elimize geçmiyor. Çünkü kafamızda akıl var, bizi bırakmıyor. En büyük düşmanımız aklımızdır. Aklın düşmanı akıldır. Aklın dostu da akıldır. İnsan en çok kendisiyle boğuşuyor. Kendini sevmeyen başkalarını hiç sevemez. Kendisiyle boğuşan başkalarıyla barışık olamaz. Kendisinden kaçan cemaattan da kaçar. Pergeli kendisine koyacak. Ne kadar uyumlu bir insandır, yapıcı bir insandır, içinde de uyumludur o. İçi sorumlu. Kendisi kendisini yiyorsa, kendi kendini sevmiyorsa, dış dünyada seni beni sevmesi beklemek muhaldir. Sevmiyorsa dış dünyayı, bilin ki kendisini de sevmiyor. Ve öyle arzuları ve matlapları var ki, yani öyle talepleri var ki, ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Etmiyor. Adam ne diyor? Her çıkan modeli değiştiriyorum. Belki bulurum huzur diye. Dedim ya başka çare aramadım. Dine de müracaat ettim dedi. Gittim önüme. Allah cehennemle tehdit edilen insan gördüm diyor. Tamam.
Allah deyince cehennemi hatırlıyorum diyor. Böyle görmüş. Mesela size soruyorum arkadaşlar. Nurları okuyan var, okumayan var. Yeni gelen var vesaire. Şimdi herkes kendi aleminde sorgulasın. Allah deyince korku mu geliyor içinize, ümit mi geliyor? Ümit geliyor. Senin o. Herkes kendi aleminde. Allah eğer denince korku geliyorsa, Allah aleminizde sanki cumhuriyet savcısı gibi ceza kesen bir makamda oturtmuşlar. Allah inanç inceğimizi, anlayışımızı. Korku modundayız. Yani korku aklidir. Haf kalbidir. Karanlık aklidir. Zulmet kalbidir. Korku aklidir. Ümit kalbidir. Ümit olma. Bak mesela ümit okuyayım bir. Bu manada bir cümleyi okuyayım müsaadenizle. Bir iki cümleyi dün okumuştum ama tamamını okuyayım. Ümitim şu kadar bir şeydir. Can çekişmenin sesidir ümitsizlik. Bir kere ümitsizlik kuyusuna düştün mü, bütün ışıkların sönmeye başlar. O zaman sana ümit olacakların olsun. Kuyuya düştün. Bazı insanlar sana ip olsun. Bazıları merdiven olsun. Bazıları dürbün olsun. Bazıları senin kuyuda yanan lamban olsun. Dostun olsun. Ümitsizlik farkındalığını kaybetmen nispetinde olur. Kendine, kendini tanıma nispetinde ümit olur. Ümitsizlik, farkındalığını kaybetmen nispetinde olur. Yani kendini ne kadar tanımıyorsan, o kadar ümitsizlik olur. Nasıl ki şükür, farkındalık nispetinde olduğu gibi. Ümitsizlik, dibi olmayan kuyuya benzer. Ümit, her şeye anlam katar. Ümitsiz adam her şey kadar anlamsız olur. Çünkü her şey seninle anlam ve manasını bulur. Seninle manalanmayan şeyler kadar sen anlamsız ve manasız olursun. Çünkü her şey seninle mana buluyordu. Böyle durumlarda unutma, sığınacak limanların o açık olsun. Limanlarını kapatma. Can mesela Behlul Dana kimindi? Kimin danışmanıydı? Onun Harun Reşit'in merdiveniydi, dürbünüydi. Yavuz'un kimisi vardı? Yavuz'un kimi vardı? Koca Orta Doğu'yu fetheden Hasan Can'ı vardı. Fatih'in kimi vardı? Ya. Her padişahın, her peygamberin her peygamberin evet sıkıldığı zaman sohbet ettiği sohbet ihvanı vardı. Allah Resulü'nü evet aleyhissalatü vesselam radiyallahu anh Ebu Bekir'di. Senin de benim de ihtiyacımız olduğu zaman bir Hasan Canımız, bir Behlül Danamız, bir Akşemseddimiz olsun, bir Ebu Bekir Sıdığımız olsun. Ömer'imiz olsun. Yani şurada bulacaksın. O sorunun altında. Hazreti Ali'ye sormuşlar. Demişler ki sen demiş sen hilafetin döneminde fitneler çıktı. Niçin diyor Ebu Bekir'in Ömer'in ve Osman'ın döneminde fitne çıkmadı da senin döneminde fitne çıktı. Yani fitne sensin demek istediler. Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali'ye şöyle Hazreti Ali şöyle dedi. Hakikaten büyük adam. Yani imanımdan demiyorum yani. Büyük adam büyük konuşur. Bir daha söyleyeyim. Ya Ali, senin döneminde fitne çıktı. O Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman zamanında fitne çıkmadı. O büyük adam şöyle diyor. Allah'ım bu selamımızı ona ulaştır. Onun şefaatine bizi mazhar eyle. Ruhumdan söylüyorum Allah'ım. O kadar cebime gidiyor ki sözü. O zaman fitne çıkmamasının sebebi diyor, onların yanında biz vardık. Benim zamanımda fitne çıkmasının sebebi sizin gibi adamlar olduğundandır.
Adam bildiği. İmam Ali bu. Allah'ım, ustadımın ustadı. Onun, onların zaman yanında, onların zamanında, onların yanında bizler vardı. Benim yanımda da sizler varsınız. Ben bunu okuduğum zaman dur bakayım ne cevap verecek dedim ya. Acayip değil mi? Ebu Bekir. Ebu Bekir'in hala duruyor değil mi? Ha. Dursun. Ya Rabbi ya. Adam. Niye böyle çok hoşuma gidiyor ya? Canların olsun, Hasan canların olsun. Limanların açık tut, canlı tut, her şey para değil. O zaman faniliğe format atarak, inşa ve ihya ederek aleminde bekaya mal olur dünya. Eğer alemimizde bu tür şey, etrafımıza bak bakalım kimlerin var. Fanilik bu sefer bekaya nasıl dönüşür? İnsan Kur'an'la, yani onun tefsirleriyle, yani edileşiriyle, Kur'an, sünnet, İcma ve kıyasla aklını inşaattan kalsın. Aklını inşa, kalbini ihya edersen fani dünya beka bulur. Çünkü insan format atıyor. Zıtların kol gezdiği, zıtların birbirine geçiş yaptığı bir kavşaktır insan. Altı yol kavşağı gibi. Böyle giderken böyle gidebiliyor. Ama otobanda böyle giderken böyle gidemez. Ama kavşakta istediği gibi yapar. Sağa da çıkar, sola da çıkar, geri de gidebilir. Ölüm anında tutunacak dalın olsun, ümidin olsun. Kalp krizi geldiği zaman, böyle kafanı kaldırdığın zaman hizmetin gelsin. Bir yaptığın eserin olsun. Dalın olsun, dalın. Tutunacak bir dalın olsun. Mezarlıktan 9 yaşındaki çocuğun geçmesi gibi bir ümidin olsun. Çünkü o mezarlık seni korkutmasın. Devam ediyor burada. Beni en çok bu insaniyet mideleri tedarik etme insan fıtrate mecburdur. Çabalıyor. Ve öyle arzuları ve matlapları var ki, öyle talip ettiği şeyleri var ki, ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. İstediklerimize bakın bakalım. Ebedi olmasa tatmin etmiyor insanı. Ebed olması lazım. Arkadaşlar, gençler, gençlik vermiş, takmış arkasına ihtiyarlık. Güzellik vermiş, bir sivilce arkasına takılmış. Bir sivilce yok ediyor. Baklavayı vermiş, tuvaleti arkasına takmış. Hayatı vermiş, ölüm arkasına takmış. Neyine güveneceksin ki? Bu kürsüdeyken ben buna muhatap değil miyim? Kalp, kaç yaşındaydı? Şurada gidenler Çamsarı'da 46 yaşında işe giderken kalkmış lavaboda elini yüzünü yıkarken onun hiçbir şey yokken gitmiş. 46 yaşında ya. 50 küsür olunca bana ümit veriyor. Daha var bana diyorum, tamam mı? Daha 50 senemiz var. Benden aşağı olduğu zaman ya Allah Allah niye gitmiş ya. Kardeşim, matlaplarımızı, gayelerimizi ebedi saadetten başka tatmin etmiyor. Davam var mı? Sekerat anında tutunacak bir dalın var mı? Tutunduğun bir dal var mı? Böyle zihnin gittiği zaman böyle elhamdülillah diyorsun. Ya böyle ömür gitti, kanserdir, kalptir. Gidiyorum ama elhamdülillah buraya bir tutunmuşum ya. Ya mutlayı olsan, ufak tefek kal burada benim bir gönlüm var dediğin, kalbin onun uğruna attığı bir şeyin var mı? İnsanı ümitli tutan odur. Hatta 10. sözde işaret edildiği gibi, bir zaman küçüklüğümde hayalimde sordum. Sana 1 milyon sene ömür. Küçüklüğümde hayalimde sordum. Sana 1 milyon ömür. Tamam mı?
1 milyon. Dünya saltanatı verilmesini, dünya yuvarlak senin. Hastalık yok, musibet yok, ihtiyarlık yok, dert yok, sıkıntı yok. Ömür de 1 milyon. 1 milyon sene ömür. Verilmesini verildi. Fakat sonra Adem'e işkence düşmesini mi istersin? Ama 1 milyon sene sonra terse olacak. Hiçliğe gideceksin. Yoksa baki bir hay, baki fakat adi ve meşakkatli bir vücut mu istersin? Baki ama bir meşakkattan sonra bir sıkıntı, ufak bir sıkıntı. Mezarlıktan kız çocuğu nasıl geçti? Niye geçiyor? Bak şu mezarlık şöyle ya. Buradan bakkalda marketten dalmış mezarlıktan geçiyor. Niye korkmuyor? Çünkü bu şehirde bir geçiştir. Niye korksun? Mezara girmeyecek ki. Biraz sonra evet korkutucudur. Ürkütücüdür ama biraz sonra bitecek yol yani. Yolun biteceğinden, hedefi olduğundan bu sağ ve solundaki mezarlıklar onu korkutmuyor. Evet 1 milyon sene ama sonu hiç. Evet biraz meşakkatli sıkıntılı ama sonu ebedi. O zaman kale almıyor insan. Nasıl bitecek ya? Her türlü şey var işte. Varsa da Mekke var zaten ama öyle ama böyle öleceksin. Mesela Allah Resulü diyor ki şehit olmak istememek münafıklık alametidir diyor. Ben mesela hatırıma geldikçe hemen hemen 5 vakit olmasa bile mutlaka dualarımda Allah'ım şehit olarak beni al diyor. Çünkü bir nefesten hesaba çekileceğim. Ama şehit hiçbir şeyden hesaba vermeyecek. Külüme Allah hepsi bitti. Dedim. Yani yoksa baki fakat adi ve meşakkatli bir vücut mu istersin? Dedim. Baktım ikincisini arzulayıp birincisine ah çekti. Cehennem de olsa beka isterim dedi. Bunu benim talim hocam var. Huruf-u Mukatta'da talim. Kur'an'da değil Huruf-u Mukatta'da. Hafızıma okuduğum zaman dedi ki ben burayı anlamıyorum. Ben dedi sana sorayım dedi. Cehennemin karşısındasın haşirde. Çünkü hafız hep Kur'an'ı biliyor. Ya leyteni küntü turaba. Diyor ki Allah insanı konuşturuyor. Keşke toprak olsaydım da. Niçin hiç olsaydım demiyor dedi. Ben bunu anlamıyorum bu şeyi dedi. Ondan sonra. Tabii onun sahası benim sağım bu ya. Niçin böyle diyor. Yani o cehennemin dehşetini görünce insan beka dahi olsa cehennemi isterim nasıl der dedi ya. Niçin toprak olsaydım diyor yani. Ben dedi orada yok olmak isterim dedi. Ben dedi ya kusura bakma yani buraya muhalif olmasın dedi. Aşırıda dedi Kur'an'da da olmasın. Yani beni düzelt içinde bu şey var diyor bence. Doymamazlık var. İzah edemedim ben bunu diyor. Yani o cehennemin dehşeti varken ya ben derim ki ya niye toprak olayım yok olasaydım. Uyku da onun için diyor. Yok olmak için, sıkıntıdan kurtulmak için küçük bir yok olmak provasıdır uyku için dedim. Dedim ki evet insan cehennemin karşısında yok olmak istiyor. Ama yokluğu da istemeyen tarafı da var. Ha, yok olmak isteyen taraf nefistir. Cehennem dayımsa beka isterim diyen taraf ruhtur. Cehennem dayanacak nefistir. Nefistir. Ruh ise beka istiyor. Zaten vicdani bir sestir bu. Sıkıntıdan kurtulmak için uykuya razı olmak demek sonradan uyanacağını ümidiğindendir. Sonradan uyanacağı ümidi olmayan kimse ameliyata narkoza yatar mı? Mümkün değil. Ha, uykuya yatmak, narkoza girmek sonra uyanacağım ümidiyledir. Eğer ben şimdi yatıyorum ama bir daha uyanmayacağım diyen beklentisi olan uyur mu? Ben uyuduğum zaman Cemil sana söylüyorum. Uyuduğum zaman hayat bitecek. Şimdi. Uyuyamaz. Uyumamak için neler yapmaz ki? Ne kadar uyumazsanız o kadar hayattasınız. Ama eceliniz geldi. Tamam. Bu akşam şimdi eceliniz geldi. Mehdi abi. Ecelin geldi kardeşim. Saat kaç? 9'a 2 var. 9'da ecelin geliyor. Ama bir şartla hayatın devam edecek. Ne kadar uyumasan o kadar devam edecek.
Ne yapardın abi? 24 saat de yani. Ama bütün gücün harcar mıydı? Mustafa ne kadar harcardı? Abi harcayabildim onu. Ne kadar biliyorsun? İşte bu sizin işte Bekka'ya veren işte madem. Ölüm ortadan kaldıran ders. Niçin 45 dakika dayanamıyoruz ki? Değerli sen. 50 dakika. Çünkü sana Bekka'ya malzeme olan Numani ders. Ya. İnsanoğlu öyleyiz. Hepimiz daha. Yani sana ait değil. İşte madem mahiyet insaniyenin bir hizmetkar olan kuvve-i hayaliye bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor. Elbette gayet cami mahiyet insaniye ebediyetle fıtraten alakadardır. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermayesi cüz-i ihtiyari ve fakr-ı mutlak bir insana ahirete iman ne derece kuvvetli ve kafi bak. Böyle bir insanı tanımladık ve sorumuzun cevabını okuyorum. Böyle bir insana ahirete iman ne derece kuvvetli ve kafi ve vafi bir hazine, bir medar-ı saadet ve lezzet, bir medar-ı istimdat, bir merci ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı teselli olduğu öyle bir meyve ve faydedir ki, onu kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. Ders bitti ama bir daha okuyayım. Ders bitti, okuyacağım bunu. İşte madem, dura dura okuyorum, mahiyet insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliye, bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor hayali, elbette gayet cami mahiyet insaniye, ebediyetle fıtraten alakadardır. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermayesi bir cüz-i ihtiyari ve fakr-ı mutlak bir insana ahiret iman ne derece kuvvetli ve kafi, insana en önemli, dünyada en önemli kafi, bütün dertlerine kafi ve vafi tatmin eden bir hazine, bir medar-ı saadet, bir medar-ı lezzet, bir medar-ı istimdat, yani isteklerimize verilen cevap, bir dayanak noktası ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı teselli olduğu ahirete iman, öyle bir meyve ve faydedir ki ahirete iman, onu kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse de yine ucuzdur. İnşallah buradaki şeyleri de başka zaman size okurum. Bu okurdum ben bugün. Buradan çıkarttım. Cümleler vardı. Ama saatimiz geldiği için ben okumuyorum. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ مَا السَّلَوَانِ